10 Temmuz 1995'te yaşamını yitirdi Mehmet Ali Aybar. Türkiye Sosyalist Hareketi'nin en önemli isimlerinden biriydi. Bu toprakların insanıydı. Toprağından kopuk olan sahte internasyonalistlere her zaman küçümseyerek baktı, yurtseverdi. Güler yüzlü bir sosyalist olarak anılan Mehmet Ali Aybar, hür ve zincirli hürriyet gazetelerini çıkarmış ve bu gazetelerde yazdığı yazılar nedeniyle hapis yatmıştı. 1961'de kurulan Türkiye İşçi Partisi'ne bir yıl sonra genel başkan olarak seçildi. 7 yıl boyunca genel başkanlığını yürüttü. Türkiye İşçi Partisi ile birlikte iki dönem mecliste milletvekilliği yaptı. İşçi Partisi o tarihte meclise 15 milletvekili sokabilmeyi başarmıştı. Türkiye İşçi Partisi'nin tüzük ve programı Mehmet Ali Aybar'ın izini taşıyordu. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'te Aybar'la birlikte mücadele etmişti. 1967 yılında tipin yayın organı Dönüşüm Dergisi'nin yazı kurulu üyesi olan Perinçek, Mihri Belli ile birlikte Milli Demokratik Devrimi, Aybar ve Behice Boranlar ise sosyalist devrim tezini savunuyordu. Perinçek, dev genç liderliği yılları ve sonrasında da Mehmet Ali Aybar'la fikirsel ayrılıklar yaşasa da her daim iyi ilişkiler içinde oldu. Türk solunun önemli isimlerinden biri olan Aybar'ın ölümünün üzerinden 26 yıl geçse de akıllarda Türkiye'nin tam bağımsızlığını savunduğu bu sözleri kaldı. Ne Amerika ne Sovyet Rusya ne de herhangi bir başka devletin dümen suyu. Türkiye için tek çıkar yol kayıtsız şartsız bağımsızlık yoludur. Milli şeref ve haysiyet yoludur.